Değerli vatandaşlarım, Yüksek Seçim Kurulu resmi olmayan... 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası 6 lider ilk kez dün bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü. Toplantının ardından henüz resmi bir açıklama gelmezken ilk paylaşım Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Yapılan bir referandum bu sosyal medya hesabından bir video paylaşan Davutoğlu 28 Mayıs bir seçim mi yoksa referandum mu notunu düştü. Önümüzdeki seçim gerçekten bir seçim yoksa yol ayrımında yapılan bir referandum mu diye sorarak konuşmasına başladı. Yüksek Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladıktan sonra yaptığım açıklamada size bir çağrıda bulunmuştum ve demiştim ki her seçim yeni bir şans sunmaz toplumlara. Ama bu sistemi eleştirmemize rağmen bu sistem bize yeniden düşünme şansı veriyor. Önümüzdeki seçim gerçekten bir seçim mi yoksa bir yol ayrımında yapılan bir referandum mu? Bu 10-11 günde hepimiz bir kez daha düşünmekle sorumluyuz. Gelecek nesillere borcumuz bu. Seçim neticeleri de bu şansı bize verdi. Neden referandum biliyor musunuz? Gelecek hafta vereceğiniz oylarla sadece bir cumhurbaşkanı seçmiş olmayacaksınız. Bir ittifak e, partiler grubunu seçmiş olmayacaksınız. Bu oylarla aslında bir referandum mahiyetinde bazı şeylere evet, bazı şeylere hayır diyeceksiniz. En temel soru şu. Son 5 yılda içinde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde yaşadıklarınızı ve bu yaşadıkların üzerine oluşan statikoyu evet mi diyeceksiniz? Yoksa bu statikodan rahatsız olup yeni bir başlangıç için bu referandumda o yüzü yeni bir başlangıç için mi kullanıyorsunuz? Yani bir evet hayır oylamasıyla karşı karşıyayız. Ya Bismillah diyerek yeni bir başlangıca, yeni bir hale döneceğiz ya da Allah muhafaza al bayrağımızı, vatanımızı, devletimizi, milletin birliğimizi birliğini teklif eden, kurumsal çürümeyi üç yazlaşmasıyla pekiştiren otoriterli olsunluk düzeninin çöküşüyle karşı, karşı karşıya kalacağız. Seçim sizin ve hepimizin ama bu seçimin esas etkiledikleri ise gelecek nesiller olacak. Bir kez daha düşünün. Gelecek nesillerimiz, çocuklarımız, torunlarımız için yeni bir başlangıç şansı verecek şekilde referandumda statikoya karşı değişimin, yozlaşmaya karşı siyasi aflakın, yasaklara karşı özgürlüğün, mülakata karşı diyakatın, devlet kurumlarının çürümesine karşı devlet kurumlarının ayağa kalkması, riyakar terörle mücadeleye karşı gerçek terörle mücadele ve bütün milli manevi değerlerin insan hak ve özgürlükleri korunması yönünde oy kullanacağınıza eminim bu